Anneciğim ne yaptın? Oturdun mu? Daldın mı? Bir daha dal bakayım. Vallahi ağzına kadar dalıyorsun. Bir daha dal bakayım. Kafanı sokabilir misin peki? Hani sok. Sokmam. Sokarım sağ oldu bu. Sok hadi. Dal gülü gülü yap. Yapabilir misin? Güzel mi peki su? Beğendin mi? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Kamyon burada, sarı kova burada. O zaman seninle vedalaşıyorum. Ben Rüya'nın yanına gidiyorum, tamam mı? Ay, atladı. Her yer ıslandı. Rüzgar, sen de ıslandın mı anneciğim? Peki bir şey soracağım. Rahatsız oldun mu? Peki ya rahatsız olsaydın ne yapacaktın o zaman? Evet arkadaşlar, öncelikle hemen sorumu soruyorum. Eğer birinin yaptığı bir hareketten, böyle toplu bir yerdeyken birinin yaptığı bir hareketten diyelim rahatsız oldunuz. Birinin zıplaması sizi rahatsız etti. O zaman ne yapmalıyız? Herkes önce yorumlarda yazsın. Ben birazdan kendimce doğru olduğunu düşündüğüm şeyi söyleyeceğim. Aa, kafadan hesap kovası döktü. Rüzgar ne yaptın annem? Evet. Sence de çok komik değil mi Rüzgar? Ne? Yap bir daha yap. Bak bak Rüya ne yapıyor. İyi Rüzgar, inanamıyorum. İyi misin? Kafandan aşağı soğuk sular döküyorsun anneciğim. Bir daha dök ve açıklıyorum ondan sonra. Birinin bir hareketinden. Dök bakın. Tamam. Eğer birinin bir hareketinden rahatsız oluyorsak, böyle toplu bir yerdeysek, onu saygılı ve nazik bir şekilde uyarmalıyız. Mesela gidip Rüzgar şu anda şöyle söyleyebilir ya da Rüya. Merhaba. Suya atlaman çok hoş ama bunun çevrendekileri rahatsız edebileceğini düşünmen lazım ve ben rahatsız oldum. Rica etsem ben sudayken atlamasan olur mu? Sonuçta havuzların kurallarından birisi nedir? Havuza atlanmaz. Bunu biliyor musun? Normalde havuzlara atlanmaz. Atlama havuzu dışındaysak eğer. Diğer insanları rahatsız etmemek için. Tamam, sen şimdi bakalım kovanı doldur. Mesela yüksek sesle konuşmak da böyle kalabalık ortamlarda doğru bir hareket değildir. Rüya, bir şey söyleyeceğim sana. Su balerisin, balenin mi olsun acaba? Konuşmadın brese bresene. Böyle parken düşersen çok gülerim. Böyle güm diyor suya düşersin ha. Çok komik olur. Rüzgar, kafana mı dökeceksin bir daha? Dökmeyecek misin? Arkadaşlar siz... Ay, döktü her yere. Arkadaşlar siz az önce söylediğimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, atıyorum birisi sizin yaptığınız bir şeyden rahatsız olsa ve gelip size bunu nazik bir şekilde söylese, ha evet karşımdakileri rahatsız ediyorum diye düşünür müsünüz? Ya da tam tersi, siz böyle rahatsız olduğunuz bir hareket karşısında böyle bir uyarıda bulunur musunuz? Sizce benim yöntemim doğru mu ya da siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.